Herkese merhaba arkadaşlar. Arduino tabanlı yılan oyunu projemize hoş geldiniz. Bu videonun sonunda elimde gördüğünüz projeyi yapabileceksiniz. Evet arkadaşlar, başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Yazılımımız internette çok kullanılan bir yazılım. Bu yazılımı biz de projemizde kullandık. Kullandığım bu yazılımı açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Şimdi kodumuzu Arduino Nano'muza atalım. Bilgisayarıma Arduino Nano'mu bağlıyorum. Daha sonra araçlar kısmından kartımızı Arduino Nano seçmemiz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra portumuzu da buradan seçiyorum. Seçme işlemleri tamamlandı. Burada readcontrol.h kütüphanemiz var. Bunu da yüklemeniz gerekiyor. Eğer bununla ilgili bir hata alıyorsanız kütüphaneniz eksiktir. Onu da buradan GitHub kısmından indirip Arduino klasörümüzün içindeki libraries kısmına dosyamızı atarak projenizdeki hatayı giderebilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra taslak kısmından kontrol et, derle diyelim. Derleme işlemi tamamlandı. Şimdi kodumuzu yüklemeden önce isterseniz bazı ayarları değiştirebilirsiniz. Buradan joystick'imizin analog pinlerini değiştirebilirsiniz. Ben bunları orijinal yazılımdaki gibi bıraktım. Potansiyometrenin sinyal kısmını da A7. Pine vermişler. LED'lerimizin ışığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada 0 ile 15 arasında değer girerek ışık şiddetini ayarlayabilirsiniz. Aynı şekil mesaj hızını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bunları da söyledikten sonra kodumuzu yükleyelim. Yazılımımız yüklendi. Bundan sonraki kısım montaj ve çalıştırma videosu olacak. Hemen o bölüme geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Tasarımımız bitti. Tasarımımızı videoda da gördüğünüz üzere Fusion 360 programında yaptım. Kullandığım malzemelerden bahsetmeden önce montajın çoğunu yaptım. Sadece kapağı kapatmak kaldı. Kısaca montajdan biraz bahsedeyim. Gördüğünüz üzere bir tane joystick kullandım. Bir tane LED Matrix modülü kullandım. Bir tane potansiyometre kullandım. Elimde 22K vardı. İstediğiniz potansiyometreyi kullanabilirsiniz. Daha sonra arkasında bulunan Arduino Nano Shield ve Arduino Nano. Böylelikle herhangi bir lehim yapmadan veya herhangi bir breadboard kullanmadan bu devreyi çalıştırıyorum. Şimdi de montajdan biraz bahsedeyim. Gördüğünüz üzere burada 4 tane 6 ya da 8 milimetrelik bir vida kullanabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz üzere bu vidalardan kullandım. Buradaki modülümüz biraz uzun. Genişliği ise biraz daha dar. Ayrıyeten tasarımda slotlar vererek bunu rahatlıkla oturtabiliyorsunuz.
aşağı ya da yukarı yönde bunu oturtuyorsunuz. Daha sonra 10 santimlik bu tarz kablolardan kullandım. Onu da altından geçirerek buradaki bağlantıları yaptım. Daha sonra burada LED modülümüzü yerleştirdim. Onun da bağlantılarını rahatlıkla yapabildim. Daha sonra potansiyometremiz geliyor. Onu da buradaki boşluktan geçirerek rahatlıkla montajladım. Elimizdeki bu kablo rahatlıkla bu tasarımda yetiyor. Şimdi biraz bağlantılardan bahsedelim. Zaten videonun başında bağlantılarını gösterdim. GND ve 5 volt var. GND ve 5 voltu buradaki siyah pinlere ve kırmızı pinlere bağlıyoruz. GND'yi siyaha, artı 5 voltu ise herhangi bir kırmızı kısma yerleştirebilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra VRX, VRY geliyor. VRX ise yazılımda da belirtildiği üzere A2. Pine geliyor. Daha sonra VRY şurada. O da A3 pinine geliyor. Bu bağlantılarımızı yaptık. Daha sonra potansiyometremize gelelim. Potansiyometremizin bir ayağı artıya, bir ayağı eksiye, yani GND'ye. Orta bacak ise şuradan hemen bakıyoruz. Gri A7. Pine gelmiş. Daha sonra modülümüze gelelim. Modülümüzde VCC, GND, DIN, CS, CLK var. Yine VCC, GND'yi buradaki siyah ve kırmızıya bağlıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra DIN kısmını, yani sarıyı buradan 12. pine bağlıyoruz. Bağladığımız pinin sinyal kısmında olmasına dikkat edin. Daha sonra CS'ye geliyoruz. Yani yeşil. Yeşil de 11'e geliyor burada. Daha sonra CLK'ya bakalım. O da mavi. Mavi de buradan baktığımızda 10. pine bağlıyoruz. Yazılımda bu şekil kullanılmış. Evet arkadaşlar, devremiz bu şekil. Bağlantıları 6 ya da 8 mm uzunluğundaki metrik 3 vidalarla yapabilirsiniz. Bu parçaları da 3D yazıcıdan çıkardım. Sizler de bu projeyi rahatlıkla yapabileceksiniz. 3D yazıcınız varsa zaten parçaları basabilmeniz için çizim dosyalarında açıklama kısmında bulabileceksiniz. Bu bağlantıları yaptıktan sonra buradan kapatıyoruz. Tasarladığım ürünlere 3D Robotic Lab ismini veriyorum. Ekran kısmı ise rahat bir şekilde yerleştiriyoruz. Burada da joystick'imiz rahat bir şekilde hareket ediyor. Burada bunun toleranslarını da verdim. Evet arkadaşlar, şimdi montajlayalım. Montaj derken çapraz gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar, montajımız bitti. Son olarak da burada iki tane slot ekledim. İsterseniz bir pil yapıştırıp buradan güç verebilirsiniz. İsterseniz buraya göre küçük bir tasarım yapıp o bataryanızı burada tutabilirsiniz. Böyle bir alternatif sundum. Gerisi size kalmış. Evet arkadaşlar, şimdi çalışmasını görelim. Burayı bir temizleyelim. Yazılımı ilk içine atmıştık. Şimdi de güç verip test edelim. Gördüğünüz üzere geldi. Şu an oynuyoruz. Bu size hızlı geldiyse şuradaki potansiyometre yardımıyla
arkasındaki oyunumuzun hızını ayarlayabiliyoruz. Şu an yavaşlattım. Şimdi hızlandıralım. İsterseniz bu hızla da oynayabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Kardeşinizle oynayacaksanız onun için yavaş kısmını ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şekil oynayalım. Ekrana ben tersten bakıyorum. Siz daha rahat görüyorsunuz. Yılan oyunumuz bu şekil. Yandığında da zaten size skor söylüyor. Şu an büyük ihtimal yanacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere skorumuz şu an 6 idi. Evet arkadaşlar, projemiz bitti. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz projelerin gelmesini istiyorsanız yorum olarak belirtebilirsiniz. Elimde birçok malzeme var ve onlarca proje yapabileceğimi düşünüyorum. Kanalımızda her hafta pazar günü olmak üzere elimden geldiğince haftada bir video yayınlamak istiyorum. Ayrıca YouTube'a 4 aydır düzenli içerik atıyorum. Ölene kadar da atmayı düşünüyorum. Daha önce de YouTube'a gelmiştim fakat düzenli içerik atmıyordum. Şu an bir karar aldım. YouTube'a imkanım dahilince her hafta bir video olmak üzere devam etmek istiyorum. Yoğun olduğum zamanlar ise ayda bir video atarak yine kanalımızın devamını sağlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, uygulamamız bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.